Bugün bu fıstığa verilen fiyat sizin için yeterli mi? Mısırdan yaptığınız zararı karşılayabilecek misiniz? Mısır'dan yaptığımız zararı değil. Biz bunun masrafını çıkarırsak şu an bu fiyatlarla. Zaten bize verilen, satmak istediğimizde bize denen şu. Şu an peşin para dönüşü yok. Üçte bir parasını verelim. Gerisini gününü verin. 2 ay, 3 ay sonra. Hiçbirinden faydalanamıyoruz biz. ŞKS'niz olmadığı için. ŞKS'miz olmadığı için faydalanamıyoruz. Ben hiçbir kredi kullanamıyorum. Ziraat Bankası'na ilgili. Ben Ziraat Bankası'na varayım, bana der ki şimdi sana hani sen ne üzerine kayıtmışsın. İsterse trilyonum olsun. Biz maliyetini ya kurtardı kurtarmadı, cebimize 5 kuruş para girmedi. Girmeden gübreciye, mazota, tohuma, ilaca, bunlara gitti, işçiye. Cebimize 1 kuruş para girmediği gibi çıktı da belki, yani tam hesabını tutamadık çünkü moralimizin bozukluğundan, şeyinden. Şu an Mısır'dan bir şey kalmadı. Daha fıstıktan bir umudumuz vardı. Onu da 75-80'den açılış yaptı. Güzel umutlandık. Ama şu an 45 liraya kadar düştü bu fıstık. Hemen hemen Evet. yarıya kadar düştü. Bunda da yani içimizi atarak yapmıyoruz artık bu işi. Yani ben her sene 200-300 dönüm fıstık ekiyordum. Önümüzdeki sene 100 dönüme düşüreceğim mesela. Maliyetler Evet. çok arttı. Mazot 40 lira oldu. Benim traktörüm günlük yağmurluma da yakıyor. 10 bin lira ya yakın mazot yakıyor. 10 bin lira da işçi masrafım var. Günlük 20 bin lira masrafım var. Yani bir 100 dönüm tarlada 5 gün çalışsam 100 bin lira. Bir yağmurlaması 100 bin lira. 5 yağmurlama yapsam 500 bin lira. Ben nereden para kazanacağım bundan bu şekilde olursa? Senenin şartlarına bağlı verim alamadıktan sonra tamam biz gittik. Şu an çiftçilik en kötü meslek oldu şu an. Oldu. Bu çiftçi üretmezse bu devlet millet nasıl ayakta kalacak? Ben onu merak ediyorum yani. Şu an için çiftçi yasta. Yoğmayacağım. Evet. Aldığım yoğmayadan yani evimi geçindiremiyorum. Çünkü çiftçiye ne diyeyim ki? Çiftçi kazanamıyor ki bize versin. Biz de evimizi geçindiremiyoruz. Çocuk, aile, torun. Yani biz de perişan haldeyiz. Yani inan ki ne, Rabbim Allah-u Teala ne emreder o kadar da ne bilmiyorum ne getirir. Evet. Zor şartlar altında yetiniyoruz yani.